Efendim Bakış programına hoş geldiniz. Bugün Bakış'ın gündem konusu bireysel emeklilik sistemi. Malum sene sonu yaklaştı artık. Hem bir size BES özeti yapacağız ama daha da önemlisi 2023 yılı bireysel emeklilik sisteminin 20. yılı. Yani 20. yılı kutluyor sistem. Dolayısıyla bir 20. yıl özeti yapmak istiyoruz sizlere. BES'te nereye geldi? Bu özeti yaparken de konuşmaktan daha çok biraz rakamlardan bahsetmek istiyoruz. Misal 20 yıldır sistemde olan bir kişinin, katılımcının bu 20 yıl içinde nasıl, ne kadar bir getiri elde ettiğini bugün konuşacağız ve anlatacağız. 20 yılda sistemin nereden nereye geldiğini, bugünkü katılımcı sayısını ve bugünkü sermaye piyasalarında destekleyen fon büyüklüğünün ne boyutlara geldiğini yine canlı yayında anlatmaya çalışacağız. Efendim konuğumuz Türkiye Sigorta Birliği Genel Sekreteri Sayın Özgür Obalı canlı yayın konuğumuz. Kendisi BES'in 20 yılını bize özetleyecek. 2023'ünü de belirteyim. 2024'ün hemen başında Ocak ayında BES'te de yeni bir düzenleme uygulama giriyor. Süremiz el verdiğince bu düzenlemeden de birkaç cümle bahsedeceğiz efendim. Evet, Bakış başlıyor. Evet, Türkiye Sigorta Birliği Genel Sekreteri Sayın Özgür Obalı konuğumuz. Hoş geldiniz Sayın Obalı. Hoş bulduk Noyan Bey. Şimdi biz 20 yıl dedik ama bu arada bir belirteyim izleyicilerimize de. 20 yıl içinde çok büyük bir organizasyon da yapıldı. Biz o organizasyondan da görüntüleri yükleyeceğiz. Mesela o organizasyon, toplantı ve organizasyonda sistemde 20 yıl kalanlara, genç çocuklara, ilk kez BES'e giren çocuklara birer plaket verdiniz değil mi? Evet. Birer plaketleri verildi. Onları da arkadaşlar görüntü olarak yükleyecekler. Geldiğinde de soracağım ben görüntüler geldiğinde. Hayırlı olsun 20 yılınız. Hepimize sağ olun. Bakalım anlatın 20 yılı nasıl geçirdiniz? Bu 20 yıl nereye geldi? Noyan Bey çok teşekkürler. Öncelikle bu vesileyle hem 2023 yılını hakikaten çok zorlu geçen 2023 yılını hem kapatma vesilesiyle hem de 100 yılı devirdiğimiz ve bu sene coşkuyla kutladığımız Cumhuriyetimizin 100. yılında bu vesileyle buna vesile olan başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk, bütün şehit ve gazilerimize ve buna vesile olan, bugünü yaşamamıza vesile olan emeği geçen herkese şükranlarımı sunarak sözlerime başlamak istiyorum. 2024'ün de peşinen hayırlı olsun. Hayırlı olmasını, güzel bir sene geçirmemizi, bundan daha iyi olmasını 2023'ten temenni ediyorum. BES'in 20 yıllık yolculuğuna baktığımız zaman açıkçası çok hızlı geçti diyebilirim. Yani kendi açımdan en azından. Çok ilginç bir yolculuk kendi açımdan bile baktığımda. İlk başta bir bireysel emeklilik sigortalısı ya da sözleşme sahibi olarak bu sistemle tanıştım. Kısmet bu. Siz de ilk yaptıranlardan. Evet evet. Hemen 2003'ün başı sonunda 2004'ün başı gibiydi. O zamanki çalıştığımız. Ne kadar getiri elde ettiğini soracağız. Söylemeyecektiniz. Buyurun. Dolayısıyla ilk başta bir sigortalı ve bireysel emeklilik katılımcısı olarak tanıştım bu sistemle. Bugün geldiğimiz noktada hakikaten hani bir geçmişini anlatacak konuma gelmek ve bunu burada sözcülüğünü yapabiliyor olmaktan da gurur duyuyorum. Çok kişinin emeği var bu çerçevede ama en başta devletin bu konudaki kararlılığı ve bunu oluşturan altyapının, finansal altyapının ve ekosistemin kurgulanması çok değerli. Temelde perspektif olarak o gün birikimlerin ve tasarrufun teşvik edilmesi ile çok aslında halisane bir vizyonla ortaya çıkan birikime öncülük veya işte aracılık edecek bir sistem olarak kurgulanan bireysel emeklilik bugün geldiğimiz noktada neredeyse 750 milyara yaklaşan bir fon büyüklüğüne ve neredeyse işte o gün yıl sonunda baktım 2003 yıl sonunda işte aşağı yukarı bir 13 bin katılımcı ile falan o seneye ilk girdiği sene yani 2003. Birkaç ayda aynen. Şimdi, fon büyüklüğü neydi? Birkaç milyon TL. Evet.
Ondan sonra bugün geldiğimiz noktada işte 740 milyar, 750 milyar TL civarında devlet katkısıyla beraber otomatik katılım yarı yarıya işte bireysel emeklilikle beraber aşağı yukarı 16 milyon kişiye ulaşmış bir kitle. Bu da nüfusun aşağı yukarı bugün baktığımız noktada %20'sine tekamül ediyor. Ama baktığınız zaman tabii çoğu çocuk ağırlıklı bir nüfusumuzun olduğunu dikkate aldığımız zaman hani ödeme gücü ve çalışan potansiyel kitlenin neredeyse yarısının bu sistemle buluştuğunu, tanıştığını görmek çok gurur verici. Bireysel emeklilik sisteminin son 20 yıldaki yolculuğunda çok önemli yapı taşları var. İşte 2003'te ilk adımın atılması, 2013'te devlet katkısı. Çok önemli bir ivme. Daha önceden şeydi değil mi? Yani vergi teşviği vardı. Ya ben şunu hatırlıyorum. Kimileri şöyle diyordu. Muhasebe çalışanlar muhasebe departmanına götürüyormuş o şeyleri, yatırımlarını. Aynen. Muhasebe departmanı kim ne uğraşacak bununla ya kardeşim? Ben bununla uğraşamam. Bırak Allah aşkına diyormuş. Atıyormuş kendine. İnsanlar belki işte bordrolarına yansıttığını zannediyorlar. Evet, aynen öyle. Maalesef. Dolayısıyla orada zaten çok önemli ve radikal bir karar. Yani bundan faydalanan kişi sayısının az olduğu fark edilince bunun kitlelere yayılması sadece bordrolarla da sınırlı kalmayıp evet. Hani esnaf, sanatkar, Bodro dışında çalışan insanlar, ev hanımları, işte taksiciler, şey çok gerçekten çok çeşitli bir kitleye ulaşabiliyor olmak. Hakikaten bazı müşterilerimizle böyle şeyde yolculuk şeyleri de yapıyoruz, röportajları da yapıyoruz ara ara. İnanılmaz bir değişkenlik gösteren demografik bir yapıdan kitle bu sistemle tanışmış çok gurur verici. İlk başlarda devlet katkısı sonrasında çok ciddi bir ivme, sonra bir plato, sonra akabinde de işte 2017'de otomatik katılımla ikinci basamak sisteminin tanışılması ve bireysel emekliliğin en son geçen sene başında yani 2022 başında da %30 devlet katkısıyla tanışması. 18 yaş altı gibi böyle bir takım radikal adımlarla bu noktaya geldik. Ama herhalde son zamanların en önemli iki ilme katılan noktası birisi 25'in 30'a çıkması, biri aynen. de 18 yaş altı aynen sistemi. Öyle. Genç nüfusun burada özellikle sisteme erken tanışması, hep daha önce de söylüyorduk bunu niye bir fırsata dönüştürmüyor? Çünkü ebeveynlerin de çok ciddi anlamda talebi var diye hep konuşuyorduk. Türkiye'nin çünkü gerçekten çok büyük genç nüfusu var. Ne kadar erken başlasak o kadar iyi şeyini aslında kuramını burada ete kemiğe büründürmüş oldu sistem. Dolayısıyla bu çerçevede çok önemli bir ivme kat etti. Geldiğimiz noktada da işte bugün şöyle bir bakalım geriye nasıl bir performans göstermiş diye baktım. Çünkü gerçekten burası bir biriktirme sandığı. İşte 50 liralar, 100 liralar, 200 liralarla başlamış yolculuklar. İşte bugün geldiğimiz noktada aylık işte 1000 liralar vesaire gibi aslında hala hazırda aylık gelirin içerisinde çok ciddi anlamda şey tutmayan ve harcanabilir gelirden düştüğü için de fark edilmeyen bir birikim enstrümanına dönüştü. Ya kişiler kredi kartını veriyorlar. Kredi kartını. Aynen öyle. Çekiliyor. Bazı izleyiciler bize diyor ki ya ben çekildiğinin bile farkında değilim, biriktiğinin bile farkında değilim. Bu çok önemli işte. Evet. Zaten yani en önemli şey de o harcanabilir gelirden düştüğü için de bir tasarruf gibi aslında fark edilmeden doğru. bir tasarrufa dönüşüyor. Şimdi hep performansı bir dönem biliyorsunuz tartışıldı bunun. Biz de hep dedik ya uzun süreli bir soluklu bir yolculuk bu. Lütfen hani kısa vadeli bakmayın vesaire. Şimdi geldiğimiz noktada 20 yıllık bir yolculuğa geriye dönük bakalım mı acaba diye. Bir rakam var benim baktım. Önümde. Özgür ve sizden geldi zaten rakam da. Evet gerçekten ben de. 3140. Evet BES endeksinin geliştirdiği. 3140 ne demek? %3140 yani kabaca 31 kat demek yani. 31 kat. Getiri sunmuş. Getiri sunmuş. Yani. Aynen öyle. 20 senede 31 kat artmış. Yani 100 lira koyduğun şey 31 kat artmış demek. Bu aynı dönemde enflasyon ne olmuş diye baktık. Neredeyse işte yarısı. %1635 tüfe evet. uçtan uca. Doğru. Dolayısıyla gerçekten 20 yıllık. Sonra dedik ki acaba bu bir tesadüf mü? Bir 10 yıla gelelim. 10 yılda da baktığımız zaman %689 tüfenin kabaca uçtan uca enflasyon. Enflasyon yani aynen öyle. Tüketici enflasyonu. Aynı dönemde %900 civarında BES ortalama 200, endeksi 200. Ki bazı
bireysel emeklilik şeyleri, fonları bunun çok fevkinde. Bu ortalama yani. Şeyde mesela 1319 getiren var yüzde aynı dönemde. Evet, ben de ona bakmaya çalışıyorum. Ciddi getiriler var. Şimdi bu arada bir şeyle bir 20. yılın özel bir organizasyon yaptınız. Evet. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Sayın Cevdet Yılmaz. Evet, kendisine müteşekkiriz. Evet, arkadaşlar da görüntüyü verirlerse. Orada dikkatimi çeken ki ben Cumhurbaşkanı Yardımcısı Sayın Yılmaz'ın konuşmasında dinlediğinde şunu algıladım. Hemen hemen Türkiye'deki tek tasarruf sistemi olmuş BES. Aynen. Ve önümüzdeki dönem bunu daha da büyütmek zorundayız diyor. Evet. Yani artık alternatifi yok gibi gözüküyor. Çok önemli mesajlar aldık orada. Gerçekten Sayın Cumhurbaşkanı Yardımcımızın teşrifleri bizi çok mutlu etti. Hem de cesaretlendirdi önümüzdeki dönem için. Tamamlayıcı emeklilik sisteminden de bahsetti bir miktar. Evet. Tamamlayıcı emeklilik sisteminde otomatik katılıma yeniden bir yön vermek, onu farklı bir şeye, sisteme, insanlara daha cazip gelecek bir yapıya dönüştürmek için çabalıyoruz. Bakalım olur olmaz, gününe getirir ama 2024'ün son çeyreğinde programa konmuştur. Evet, aynen öyle. Yani sonuçta orta vadeli programa girdi. Sonuçta bir nebze baktığınız zaman dünyadaki işte koruma açıkları, raporlar, işte yaşlanma, demografik değişim falan baktığınız zaman önümüzdeki dönemde hep söylüyoruz, yaşlılık dönemindeki hayat standartlarının korunması, emeklilik dönemindeki hayat standartlarının korunması için bireysel emekliliği çok önemsiyoruz biz. Bu program vesilesiyle işte bu senede hem Cumhuriyet'in 100. yılı hem de sigortanın bir geçmiş yüzyılında değerlendirecek bir çalışmaya da imza atmaya niyetlendik. Bir belgesel de ortaya koyduk. O belgeselde orada de plaket, genç çocuklara plaket vermiş. Onlar şey mi, İlk kez BES'i olan çocuklar? Evet, yani 18 yaş altındaki 1 milyonuncu çocuk. Ha, 1 milyonuncu aynen. Çocuk mu o? 1 milyonuncu ve onun hemen altındaki çocuklarımız. Dolayısıyla hem ebeveynleriyle hem kendileriyle orada bir araya gelme fırsatı oldu. Hem de 20 yıldır sistemde kalan iki tane bireysel emeklilik. 20 yıl sistemde kalmışlar evet, mı? Evet, iki tane de öyle bireysel emeklilik müşterimiz oluyor. Emekli olmamışlar yani. Hayır, haklarını kullanmamışlar. Hala devam ediyorlar. Halen devam evet, ediyorlar. Kendileriyle hatta ben özel konuştum. Yani nasıl sistemden memnunlar mı, neleri geliştirmemiz gerekiyor. Hani hem getiri perspektifinde hem sistemin güvenilirliği perspektifinde. Şu anda görüntülerde de var zaten. Hakikaten son derece mutluluk verici tepkiler aldık. Orada demek ki getirileri iyi görmüşler. İşte yani gerçekten öyle. Ama şimdi gerçekten bunun açıkçası biraz fon tercihlerinde de görüyoruz Noyan Bey son dönemde. Özellikle bu BEFAS'la beraber de ve 12'ye çıkması. Hmm. Her ay değiştirme hakkı. Fon değiştirme hakkının aktif olarak kullanılmaya başladı. Şimdi eskiden biz Bono'ya park etmiş bir portföy ben görürdük. Ben turşuya yatırma derdim. Hatırlar mısınız? Yıllar önce sohbetim. Evet. Yani yatırıyorlar mı? Turşuya yatırıyorlar. Evet. Maalesef hala bir bölümü öyle ama aktif bu, şu anda şeyin varlık değişimini yapan insanların önemli bir bölümünün işte kıymetli madenler ve şeye hisse senedine teveccüh gösterdiğini, çünkü son dönemdeki konjonktür, son 3-4 yıldır buraya doğru işaret ediyordu. Şirketlerimiz de bu anlamda artık aktif yönlendirici bir takım işte koçlar vesaire. Şirketlere tabii yatırım, şey, tabii danışmanlığı, hizmeti önünü açmanın da... Hem insanla yatırım yapıyoruz bunu, hem de makineyle yapıyoruz. Yani robotlar, dijital robotlarla yapıyoruz. Dolayısıyla bu da insanları son derece her ay işte yeni şeye göre, bu konjonktüre göre fon dağılımımızı şu şekilde değiştirmemizi öneriyoruz diyoruz. Ve insanlar buna teveccüh gösterir. Bundan fayda sağladıklarını gördükçe de daha çok bunu izlemeye ve devam ediyor. Herkesin artık ben elinde mobil uygulamalar da buna var, çok evet, ciddi anlamda fırsat vermeye başladı. Ve dağılım değişikliklerini düzenli olarak takip eden, getirilerini takip eden bir kitleyle karşı karşıyayız. Bu da bizi son derece sevindiriyor. Çünkü pozitif bir geri besleme alıyoruz ya da eleştiri alıyoruz. Yani eleştirilmeden ya da geri besleme yapılmadan, bu sistemle ilgili bize dönüşler olmadan da biz kendimizi geliştiremeyiz Noyan Bey, takdir edersiniz ki. Dolayısıyla bireysel emeklilik kitlesinin bize söylediklerini dinleyerek de sistem devamlı kendini her daim geliştiriyor. Bu da daha iyi performans. Bir de kamu da hemen hemen her yıl düzenlemeleri
yaparak evet. aslında tasarım... Devamlı üstüne koyarak evet. gidiyoruz mesela. Şimdi 18 yaş altını biraz bahsedebilir misiniz? Veriler var mı elinizde? Yani ben ciddi bir ivme kattığını düşünüyorum 18 yaş altını. %100. Şimdi zaten işte 1 milyonuncu çocuğumuz orada evet. Plaket verdi Sayın Cumhurbaşkanı Yardımcımız Cevdet Bey. Hemen akabinde şöyle tekrar baktık, 100 olmuş. Daha yani. Yıl bitmeden. Şimdi en üstünden bir ay aşağı yukarı aynıca geçti işte bizim hani rakamı belli bir yerde fixledikten sonra. Şimdi 100 bin çocuk daha gelmiş. Bu sene mesela aşağı yukarı %10 büyüdü toplam şey sayısı, katılımcı sayısı %10. Yani sisteme yeni 16 giren milyon bir... toplam BES OKS toplamının için konuşuyorum. Sisteme yeni giren 1.6 milyon net yeni katılımcı var. Bundan. Tabii ki yani bu çok değerli bir şey. Eskiden biz biliyorsun işte bir yerden doldurduk öbür taraftan. Tabii, şimdi çıkış olurdu. Devamlı yine hala devam ediyor bu süreç ama net üstüne 1.6 milyon yeni katılımcı koymak sadece fonu büyütmek değil. Aslında en çok baktığımız yer burası. İnsanlar ne kadar teveccüh. Bu da onun aslında çok pozitif bir göstergesi. İnsanlar demek ki bu sisteme artık güvenmiş ve ciddi anlamda burayı önemli bir birikim aracı olarak görüyor. Şimdi 2024'te de anladığım kadarıyla ciddi bir takım değişiklikler yapılacak. Hem Cumhurbaşkanlığı programında, evet. 2024 yıllık programında da görünüm yapılacak. Bunlardan birisi tamamlayıcı emeklilik sistemidir. Biraz önce altını çektiniz. Ama başka değişiklikler var. Mesela 1 Ocak itibariyle artık bankalardan kredi çekebilmek için... Alacağın temlik edilmesi. Bundan sonrasında siz devam edin artık. Aynen öyle. Yeni değişiklikler var çünkü. Evet, alacağın temlik edilmesi ve kısmi çekişte iki tane uygulama giriyor. Biri 1 Ocak'ta girecek devreye, bir tanesi de Nisan ayında. Şimdi bunları niye önemsiyoruz? Şu açıdan ve sistem niye bunlara ihtiyaç duydu? Düzenli olarak biz bireysel emeklilik müşterimizi dinliyoruz dedim ya. Anket de yapıyoruz EGM üzerinden. Emeklilik Gözetim Merkezimiz biliyorsunuz bu sistemin önemli bir evet. hem data sağlayıcısı hem analiz yapıyor bunun üzerine. Bu sistemle yaptığımız şeyde geri dönüşlerden ya da aldığımız geri beslemelerden nakit ihtiyacı, kısa süreli nakit ihtiyacı için insanların bireysel emekliliklerini feda etmek durumunda kaldığını evet. gözlemledik. Kısa süreli nakit ihtiyacının çözüm olarak da belki bunu bir krediye niye teminat olarak göstermiyoruz aklımıza geldi. Bir de bu paranın belli bir bölümünü yine devlet katkısı ve emekliliği halel getirmeden bir dönemliğine ne diyeyim kendi aslında hesabınızdan ödünç para alıp tekrar yerine koyabilecek bir sistem kurguluyor. Dolayısıyla kısmi çekiş de bu şekilde ortaya çıktı. Kısmi çekişin bir takım kural kaideleri var. İşte eğitimdir, evlenmedir, ev almadır vesaire. Bunları hala şeyde ikinci düzenlemede çalışıyor SDDK otoritemiz. Ama bunların temel perspektifi dediğim gibi kısa süreli nakit ihtiyaçları doğduğunda bireysel emekliliğin uzun süreli bir tasarruf sandığı olarak dikkate aldığımızda buradaki hakların kaybolmaması, uzun süreli şeyin birlikteliğin devamı için aslında bunlar bir nebze nefes alma ve emniyet sübabı olarak kondu. Umarım insanların bu anlamdaki ihtiyaçlarına bir miktar şey yapacaktır. Çünkü şöyle düşünün, 100 bin TL paranız orada birikmiş ama 10 bin liraya kısa vade ihtiyacınız var. Orada paranız var ama gidip onu kredi çekmek zorunda kalıyorsunuz. Bu ikilemi yaşamasın insanlar istedik. O parayı teminat göstererek uygun oranlı, bunun bankaların da yoğun olarak çalıştığını duyuyoruz. Henüz daha şeylerini alamadık hani ne kadar bir indirim olacak vesaire ama ciddi anlamda bir ürün şeyi var, rekabeti olacak gibi gözüküyor. Özgür Obalı çok teşekkür ediyoruz efendim, ağzınıza sağlık. Hem 20. yılınız kutlu olsun hem de 20 senelere. İnşallah evet aynen öyle. Yılın da son bireysel emeklilik programını yapmış olduk sizlerle. İyi bir yıl dileyelim biz de buradan. Hep ekranlardan beraber. Size de, kendimize de dileyelim. Katıldığınız için de teşekkür ediyoruz. Çok sağ olun. Sağlık, saat dolu günler diliyorum ben de. Sağ olun. Çok sağ olun. Efendim yarın aynı saatte görüşmek üzere. Hoşçakalın.